Herkese yeniden merhaba, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Yeni ikonik bir makyajla beraberim. Bu seriye bayağı takmış durumdayım. Neden? Çünkü bütün sevdiğim makyajları bu şekilde çok da farklı başlıklar bulmadan yayınlayabiliyorum. Bugün ise tamamıyla mat ve daha çok gelin makyajlarında kullanılan, bir tık demode olmaya başlamış ama yine de çok sevdiğim bir görünümle devam edeceğim. Bugün daha soğuk renklerdeyiz. İsterseniz hemen çok fazla oyalanmadan makyaja başlayalım. Cildimi ben nemlendireyim ve hemen geleyim. Aylardan yıllardan sonra ilk defa benim bir videomda gözümden başladığını göreceksiniz. Bu makyaj birazcık daha riskli olduğunu düşündüğüm için şekil verme anlamında. Gözlerden ve kaşlardan başlayacağım. Tüm göz çevresine Narcissin Soft Matte Creamy Concealer'ını kullanacağım. Çünkü şu ana kadar göz kapağımı gerçekten çok iyi eşitleyen, çok başarılı bir ürün. O yüzden bunu kullanıyorum baz olarak. Bunu aynı şekilde kaşımın üst tarafına da süreceğim ki kaşlarımı yapmam için zaman şeyim olsun, alanım olsun. Çünkü biraz üst tarafa da concealer geldiği zaman daha iyi kaşımı doldurduğumu düşünüyorum. İnce bir pudra ile tüm göz kapağımdan geçeceğim. Sabitleyelim. Önceliğimi kaşa verdiğim için kaştan başlıyorum. Bu makyajda kaşınızın biraz dolu dolu olması lazım. Çünkü biraz iddialı, full coverage, yani makyaja dair görebileceğiniz her şeyi rahatlıkla burada deneyimleyebileceğiniz bir makyaj. O yüzden kaşlarımızı mükemmel bir şekilde dolu dolu dolduruyoruz. Tabii bahsetmeyi unuttum, ben bunun için Bobbi Brown'un Mahogany Fur'unu kullanıyorum. Böyle tam dolmasını istediğim zamanlarda far kullanıyorum ki kaşlarımın arasında ya da kıllarımın üstünde balmlar kalmasın. Çünkü kalemlerle böyle doldurma yaptığım zamanlarda genelde biraz kalıntı kalıyor. Farla böyle bir sorun yaşamamış oluyorum. İlk başlayacağımız renk MAC'in Soft Brown rengi. Şöyle elimizde kullanacağımız, bugün kullanacağımız tek sıcak tonlu far olabilir. Şimdi onu kris bölgeme ve birazcık daha yukarısına yerleştiriyorum. Ve bu makyajda en çok yaptığımız şey her zamanki gibi blending olacak. Ama burada çok çok daha önemli bir hale geliyor artık. Çok dikkatli gitmemiz gerekiyor. NYX'in Naturals paleti, bu Ultimate paletlerinden, bu makyajın ana karakteri olacak. Çünkü burada bütün morları bulabiliyoruz. Daha çok mor, soğuk tonlar olacak. Şimdi buradaki tonu yine bir tık aşağısına uygulayarak kendi ten rengimden artık soğuk tonlara doğru geçmeye başlayacağım. Bu sefer benim her zaman kullandığım böyle çekme yönteminden ziyade gözlerimizi biraz daha yuvarlak gösterdiğimiz için bu noktada size yardımcı olacak teknik genelde burada yuvarlak çizmeniz olacak ki rahatlıkla çok çekik değil o yuvarlaklığı verebilin. Ve sırada buradaki mürdümsü mor var. Şimdi burada bastır çeklere başlıyoruz ki rengimiz yapışmasın, daha sonra dağıtabilirim. Çizginizi bununla çizin, gözünüzü derin göstermeye çalışacaksınız çünkü. Şuralara bastırın ki orada çizgiymiş gibi görünsün. Ve fırçanızda kalanlarla da bu şeyleri dağıtın. Şimdi sıra artık buradaki koyu renkte, neredeyse siyaha yakın olan bir mor. Bunu da dip köşelere çok daha yavaş hareketler yaparak bastır çek yapıyorum. Şimdi sıra geldi artık MAC 217 ile, ay 221 ile, çok özür diliyorum çalışmayan. 221 çok ince uçlu bir fırça ve çok güzel de blend yapabilen bir fırça. O yüzden siyah rengini bununla uygulayacağım. Bu da Stila Soul paletindeki bir siyah ama pigmentli olduğunu düşündüğünüz başka bir siyah kullanabilirsiniz. Bunu da aslında tamamen simsiyah görünmesi için değil, daha da derinleşmesi adına uyguluyorum. O yüzden bir karıştırma fırçası yardımıyla yapıyorum bunu.
daha sonra artık buradaki tonları da iç köşelere doğru dağıtabilirim. Şimdi geldik bir başka önemli nokta. İç tarafları mat bir farıyla geçeceğim. Ben bunun için önce soğuk paletindeki rengi kullanacağım. Bu mat bir açık renk. Aşağı bakarsanız iyice farınızı çok daha iyi yedirebilirsiniz. Böyle concealersız cut crease yaparmış gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Sürme hareketinden ziyade farı oturtma hareketi yapıyorum. NYX'in Epic Liner'ını kullanacağım. Bu benim gözümde süper kalıcı bir eyeliner değil ama nispeten diğer benzerlerine göre kalıcı. Ucu çok ince olduğu için, rahat sürüldüğü için bunu tercih ediyorum. Çok ince bir eyeliner geçeceğim. Bugün ucuna çok fazla eyeliner gelmiş. Biraz çizgileri doğdu. Bakalım. Düzelteceğim biraz sonra onları. Onun yerine Bobbi Brown Long Wear Liquid Liner'ından Carbon Black rengini alıyorum. Bu asla böyle bir dağılma yapmıyor. Yalnız çok yapısı kirpiklerime değdiği zaman bir garip olduğu için genelde ilk tercihim olmuyor. Bunu da biraz düzeltelim. Çok ince geçmek gerekiyordu ama bu da iş görür. Sonuna doğru kalınlaştırmanız gerekiyor ki gözlerinizin açısını tutturabilin. Ucunda da küçücük bir kuyruk olacak. Teknik sebeplerden ötürü şu an hizmet verememekteyiz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Bu eyeliner ne böyle? Sinir oldum. Ama görünümümüzü bozmadı. Sinirimizi de bozmasın o yüzden. Aslında eyeliner'ı çok ince çekseydim bu kirpikler mükemmel olacaktı ama yine de bunu kullanacağım. Andrea'nın 53 numaralı kirpiği, hatta bu She Wolf'un yani Neslihan'ın da favorisi. Eğer hala onu takip etmiyorsanız ki sanmıyorum ama onu da takip etmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir make-up artist. Çok iyi bir make-up artist. Çok güzel make-up artistliğini övmemiş oluyorum. Çok iyi bir make-up artist. Döndüm bebişkolar. Şimdi hemen tene başlayalım. Tende de ışıltılı bir baz değil, bu sefer nemlendirici bir baz kullanacağım. Becca First Light Prime and Filter'ını kullanıyorum. Bu hem kırmızılıklarınızı biraz alıyor bence, hem de iyi bir nem veriyor makyaj için. Şimdi sıra geldi benim kapatıcı bebeğime. Huda Beauty'nin macaron rengiyle Panna Cotta rengini biraz karıştıracağım. Çünkü yüzümü çok daha aydınlık görmek istiyorum. Bu renk tam benim rengim olmaya başladı artık. Gittikçe sokakta dolaşa dolaşa bronzlaştığım için. O yüzden aydınlık bir cilt için karıştıracağım. Hoppa. Bu NYX'in süngeri. Ben bu sıra bir de H&M'inkini çok kullanıyorum. İkisi de gayet güzel bence. Beauty Blender'ı bana bıraktıran süngerler en azından. Tabii ki dudaklarımızla kapatıp iyice ruh olmaya başlayacağız. Fat Shape Tape alıyorum. Göz altıma bunu uygulayacağım. Makeup Forever'ın Ultra HD stiklerinden R530 rengiyle de kontür veriyorum şimdi. Pudrayı kullanacağım şimdi baking yapmak için. Bu saçma gölgelerden kurtulalım. Çok uzun süre tutmamıza gerek yok çünkü zaten yüzümüzde kat kat ürün var. Hiç daha fazla işkence etmeyin yüzünüze. Sadece biraz renk bıraksın ve matlaştırsın yeterli. Fırçam temizdi bu arada. Şimdi bronzer süreceğim. Ops, açamadım. MAC'in Scope Bronzer'ını kullanacağım.
olarak ise şöyle soğuk ton ve şu ikisini karıştıracağım. Böyle değişik bir renk yaratmayı düşünüyorum. Allığı falan da sürdük. Şimdi highlighter'a geçmeden önce o kısmı tatminini başka bir zamanda bırakıyorum. Şimdi öncelikle bu renkle, bu rengi vazgeçtim. Şununla kirpik dibinden, alt kirpik dibinden bir geçelim. Gözümün başlangıç kısmına kadar gelmeden bunu yoğun bir şekilde uyguluyorum. Şimdi de en koyu moru alıyorum. Bunu sadece dip kısımlara uygulayacağım. Üst tarafı da biraz destekliyorum şekli düzgün olsun diye. Şimdi artık maskara sürebilirim. L'Oreal Paradise'ı süreceğim alt ve üst tarafa. Şimdi de ruj olarak Mekin Fox rujunu sürüyorum. Böyle tatlı bir pembe kendisi. Coco Sheen'in highlighter'ını kullanacağım. Illuminator Powder diye. Neden? Çünkü bu metalik ama çok abartılı bir metalik bir renk değil. Şöyle de tipini göstereyim. Ya da çok sarı da değil. Ve bu makyaja en iyi uyacak aydınlatıcı bu olduğunu düşünüyorum. Anastasia'ya falan da kullanabilirim ama bence siz bunu da bir görün derim. Makyaj bir şekilde bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim için çok çok ikonik bir makyaj zaten fark ettiğiniz üzere. Birçok yani Pinterest'te açsanız büyük ihtimalle make-up yazdığınız zaman 3 fotoğraftan biri buna benziyor olacaktır zaten. Aşırı parlak değil. Gözde hiçbir parlak bir şey yok. Hatta tenin tamamı neredeyse mat sayılır. Sadece biraz highlighter ekledim. O da hani günümüze uyarladım gibi diyeyim. Çünkü bu son 5 yılda yani 5 yıl öncesinin makyajına da aslında benziyor. Son yıllarda daha fresh, daha doğal şeyler artık moda olmaya başladı. Trend olmaya başladı. Ama bunların daha klasikliği ve bence güzelliği hiçbir zaman bitmeyecek. Yapılması bence çok kolay değil. Paletteki renkleri çok güzel görebildiğimizi düşünüyorum. Mor ya da işte soğuk tonlarda yapılabilecek en güzel alternatiflerden biri de bu. Ben çok grici değilim ama moru da biraz daha soğuk ve siyahla kullanarak uzaktan griye benzetebilirsiniz bence. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer ikonik makyajların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve video beğenirseniz de çok hoşuma gider. Görüşmek üzere, hoşça kalın.